Efendim, bugün aramızda Halime Hanım var. Halime Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Senin bu yeğenler beni iki gündür artık öldürecek. Biz ne konuşamıyorlar, kocam biliyor. Ben köydeydim, ben telefonum kapalıydı. Ama aslında Halime Hanım, dört çocuk annesi Hatice Musaoğlu'nun ablanızı mı oluyor? Kız kardeşiyim ben. Kız kardeşi. Ve Hatice Hanım kaybolduğunda anladığım kadarıyla olayla en fazla ilgilenen, jandarmanın peşine düşen, evet. Jandarmayı yeğeninizin evine siz getirmişsiniz, arama çalışmaları yaptırmışsınız. O kişisiniz. Evet. Arkadaşlarımızla röportaj yaptılar. Halime Hanım her şeyi daha derli toplu anlatıyor. Aydın Bey, siz teyzenizle görüşüyor musunuz o günden beri? Hayır. Görüşmüyorsunuz. Neden? Ne güzel, bak annenizi bulmak için çok büyük çaba harcamış. Görüşmedim o günden beri. Neden? Mesela şöyle söylüyorsunuz. Kaç yıl oldu annenizin kaybı? 17 yıl mı diyorduk? Evet. Kaç yıl olmuştu? 17 yıl mı? Pardon, ben eşimle teyzemin evine de gittim. Görüştüm ondan sonra. Hayır, 17 mi 18 mi? Söylesenize. 18 yıl oluyor. 18 yıldır siz kız kardeşiniz Cemile'de yaşayabileceğini düşünüyorsunuz annenizin. Ona hiç gitmiyorsunuz. Anneniz Cemile'ye gittiyse teyzenizle görüşür. Teyzenize de sorabilirsiniz annem nerede diye. Yani ben şunu merak ediyorum Aydın Bey. Sizin yaptığınızı ancak annenizin geri dönmeyeceğini bilen biri yapar. Siz nasıl sormazsınız annem nerede diye? Şimdi ben mesela orada bir ev var, evin üzerine konmuşsunuz anladığım kadarıyla. Dünden beri onu düşünüyorum. Nasıl tapusu sizin üzerinize çıkar? Yok dediniz, bilir kişi verdi falan filan değil. Demek ki tapusuzdu. Siz oradaydınız. Orası yerler parsellenirken benim dediniz. Siz benim deyince de sizin üzerinize çıktı. Oysa o evde annenizin de miras hakkı var. Var. Kız kardeşlerinizin var. De var. Sizin de var. Yani o pay 5'e bölünecek. Evet. Sizin nasıl oldu o topu? Bu tapunun sizin üzerinize en azından bir miktar parçanın çıkması bile, tarlaların vesaire, annenizi bulmanız lazım. Annenizi bulmazsanız bile gidip gayiplik kararı çıkartmanız lazım. Annem yok diye. Siz hiçbir çaba içine girmiyorsunuz. Şimdi nasıl yapıyorsunuz onu? Müge abla, bugün anlatabilir miyim? Dün ben yol yorgunuydum. Tamam, anlatacağım da bak ben başka bir şey soruyorum sana. Diyorum ki evin tapusu kimin üzerine dedim. Dün dedin ki benim. Evin tapusu babamın üzerineydi. Tapu kadastrıyla elektrik faturasını ödemek amaçlı benim üzerime yazdık dediler. Ben de bunu gidip araştırmadım. Ama sonuç itibariyle sizin tarlanız da vardır. Var. Ne kadar tarlanız var? Benim tarlam yok. Komple babamın üzerine tarlalar. Kaç dönüm? Onu da bilmiyorum tam. 10 tarla falan vardı. Bir 10 bölüm tarla vardı. 10 tane mi? Evet, 10 tane tarla vardı. 10 tane tarla. Her evet. Biri bir dönüm mü? Evet. Yani büyüklüğü, dönümünü bilmiyoruz ama 10 tane tarla vardı. 10 tane tarla var. Evet. Tamam. Yani 10 tane tarlayı da siz ekip biçiyorsunuz. Kardeşinize para veriyor musunuz o tarlalardan? Yok. Ben bugün buğday ektim bu sene, al kardeşlerim, bunlar da senin payın diyor musunuz? Ben şu anda ekmiyorum tarlaları. Ben başkalarının yerlerini ekiyorum kiralık. Niye kendi tarlanızı ekmiyorsunuz? Ekmiyorum. Ben bu konular önüme çıkacağı için ekmiyorum. Ekmiyorsun da onlara ektiriyor musun? Onlar da gelip ekmediler. Hiç kimse de bir şey söylemediler Müge abla bana. Hayır, niye başkasının tarlasını ekiyorsun ki? Niye kendi tarlanı ekmiyorsun? Ben bu konular önüme çıkacağı için ben tarlaları ekmiyorum. Bu konular önüne zaten çıkacak işte. Bak yani, bugün geldi hesap, çıktı. Hesap soracaklar, benden kira alacaklar diye ekmedim ben. Ver. Başkasınınkine ekip ekiyorsun da kendi kardeşlerine faydan dokunsa ne olur? Benim kardeşlerimle anlaşamıyorum ki ben. Anlaş. Anlaşamıyorum. Neden anlaşamıyorsun? Pardon, annenden kiminle, dolayı. Sen kiminle anlaştın şimdiye kadar? Sen babanla da aynı yaptın. Sen anneni bırak, aynı babanla da yaptın. Nasıl itiştin. Babamla yaptın? Yaptın. Sen İstanbul'a niye gittin ne, sen? Ne yaptım? Niye gittin İstanbul'a? Babamla anlaşamadın. Babanla anlaşamadın da gittin babanla. Nereden biliyorsun sen bunu teyze? Teyze. Rüya görüyorsun ya, yatıyorsun akşam rüya görüyorsun. Burada rüyalı çıkıyor zaten. Ha. Çıkıyor bak, çıkıyor tabii ki çıkıyor. Tabii duyuyorsun niye? Ben telefon diye bir şey var. Ben her gün konuşuyorum ağzı bayla. Duyuyorsun herkesten her şeyi. O zaman babasıyla ne yaşadı? Babasıyla da sürekli itişiyordu. Babasıyla itişen anneye ne yapmaz ki? Ne yapmaz anneye? Şimdi sizin bir röportajınız var. Siz o röportajda aslında her şeyi derli toplu anlatmışsınız. Anlatabildiğimi bilmem. Ben onu bir izlemek istiyorum. Yani ben şunu merak ediyorum. 18 yıldır hiç anneni görmemiş birisi olarak. Ama anneni merak edip de Müge bugüne kadar birine sordun mu? Sözünüzü kesiyorum. Şunu söyleyebilir miyim? Kaybolmadan bir gün önce akşam jandarma çağırıyor. Onunla konuşuldu mu burada? Hayır. Ablam eve beni uymuyor, almıyor diye. Bir gün akşam. O gecesinde ablam kayboldu. Amma sabah, amma gece kayboldu ablam.
Yani eve jandarmanın geldiği gün. Teyze. Evet. Teyze o gece kayboldu. Efendim? Gece kayboldu. Ama gece ama sabah işte. İşte gece kesildi telefonlardan. Abim Mehmet Musaoğlu da varmış o jandarmanın geldiğinde. Azlıbay'dan geliyormuş. Bu jandarma arabası ne diye kapının önüne varıyor. Bakıyor ablam orada oturuyor. Eve almıyor Aydın beni demiş. Niye burada oturuyorsun demiş. Eve almıyor beni koymuyor demiş. Tamam bunun jandarmaya yansıdıysa evrakları çıkar Müge abla. Eşyalarını bak eşyalarını annem taşıdı diye yalan. Eşyalarını ablam kızlarındayken atmış evden. Atmış evden eşyalarını. Şimdi Halime Hanım diyor ki, Halime Hanım dediğin gibi değerli toplu anlatıyor. Sizin bu oda kavganız gündüz. Olduğu zaman... Gündüz. Ben sizin bu artık. Oda kavganızda gidip... Işte. Ama o gece ama sabah bilmiyorum. 1.30'dan sonra. Ondan sonra dur, bak, yok. Dur tek tek anlatın işte bildiklerinizi. Sizin bu oda kavganız oluyor. Sen odanı oraya taşı, buraya taşı. Mesela siz diyorsunuz ki ben aldım annemin sobasını da taşıdım. Hayır sobayı vermemiş. Sobayı vermemişsiniz. Sobayı vermemiş. Sobayı taşımak için komşudan yardım istemiş anneniz. Evet o da bunun korkusuna gelmemiş. Müge abla bu evimde benim kameram var böyle millet bunları biliyor yani. Benim komşularım konuşuyor. Komşularım. Kim konuşuyor? Komşularım konuşuyor. Bağlansın onu. Mefat ettiler. Mefat etmesene. Bağlansın da. Mefat tabii bağlanamayacağını biliyorsun. Hayır. Müge onun abla için. Ben burada derdimi anlatıp söze hakkı alabilir miyim? Al. Önce ama bir teyzenin yani, röportajını izleyelim. Ama bu şekilde olmaz. Teyzenin röportajını izleyelim. Bu şekilde olmaz. Teyzen anlatsın, sen de cevaplarını ver. İddia şu. İddia bu oda kavgasını, sen bu odadan çık, biz bu odaya yerleşecek kavgasının zaten yok, o gün canım, yapıldı. Sen sordu sana muhabirimizde. Soba ne oldu dedi. Sen dedin ki sobayı da ben taşıdım. Evet. Bana da açıkçası öyle söylerken dedim ki bu adam dedim sobayı kalkacak vermedim. Şimdi sobayı dedim. Soba zor iş ha. Yani sobayı taşımak da bir günlük iş. Bizim eskiden vardı sobalar. Onun kurumunu Ağlı'dan şey yap bilmem ne yap. Ağlı'dan sen taşımamışsın. Annen aldı o sobayı. Sen o şeyi de sobasını bile taşımamışsın. Sonra da kız kardeşine gittip kaldığında kadın bir gelmiş eşyalar onun öteki odaya atılmış. Evet. Ve siz bu nedenle odaya konuşuyormuşsunuz annenizle zaten. Çatı arasına atmışlar. Çatı arasına mı atmışlar? Tabii ki. Çatı arasına atmışım. Cemile telefonu nasıl alıyor yatağının altından? Hı? Cemile geliyor kaybolduktan sonra yatağın altına. Onları yapan telefonu da yatağın altına Aydın koyar Aydın. Hayır. Yani yatağın altına telefonu koymak öbür da... Öbür telefondan bana... niye mesaj attın o zaman Cemile'ye sen? Öbür mesaj telefonda. Attım çıkıyor mu? Trabzon'dayım bilmem tamam, şuradayım. Cemile bunu niye bugün söylüyor? Kastamonu'da gördüm annemi demişsin. Kastamonu'da. Kastamonu'da benim yanımda mıydı annen? Kastamonu'da gördüm annemi. Sen anneni gördün mü daha sonra? Anlatsana lütfen anlatın. Sen kaybolduktan sonra anlatsana. Anneni gördün mü? Evet. Nerede gördün? Yani neyi gördün mü? Sen kaybolduktan hayır. Sonra. Hayır. Hızlı hayır. Bir dakika durur musun teyzeciğim? Sen kaybolduktan sonra anneni gördün mü? Hayır. Hiç görmedim. Görmedim ben. Yani o gün hani o gri taksiye bindikten sonra hiç anneni gördün mü? Hayır görmedim ben. Hiç görmedim. Görmedim. Tamam ya 18 yıldır sen anneni hiç görmüyorsun. Görmedim ben. Peki. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.